Hey! Kaypak kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre, sözünü tutmayan, sözsüz, dönek kimse anlamına gelmektedir. Tarihte, böylesine kötü bir ünvana layık olan kişi ise, Cengiz Han gibi, büyük bir hükümdarın soyundan gelen, Emir Timur'un manevi oğlum dediği, Altın Orda Devleti'nin hükümdarı, Toktamış Han'dı. İşte, tarihteki en kaypak hükümdar diyebileceğimiz, Toktamış Han'ın ilginç hayat hikayesi. Toktamış Han 1340'lı yıllarda Altın Orda topraklarında dünyaya geldi. O dönemde Altın Orda devleti kötü bir fetret devrinden geçmekteydi ve herkes iktidar olmak için hak iddia ediyordu. Tahta geçen kişiler ise çok kısa sürede başkası tarafından devriliyordu. Bu olayın son kurbanı ise Toktamış Han'ın babası Tulu Hoca oldu. Altın Orda tahtında bulunan urusan kardeşi Tulu Hoca'yı katletti. Toktamışsa kaçarak canını son anda kurtardı. Bu vakitten sonra kimsesi kalmayan Toktamış'ı normal şartlarda ya ölüm ya da ömrü boyunca zor bir kaçak hayatı bekliyordu. Ancak durum pek öyle olmadı. Komşu devletindeki gelişmeleri yakından takip eden Emir Timur Toktamış'a kucak açarak kendisini başkent Semerkant'a davet etti. Semerkant'a gelen Toktamış burada adeta bir hükümdar gibi karşılandı. Timur tarafından onuruna şenlikler düzenlendi, yemekler verildi, değerli kumaşlar, atlar ve mücevherler hediye edildi. Timur'un ona böylesine hoşgörü göstermesinin iki nedeni vardı. İlki, Toktamış Cengiz Han'ın soyundan geliyordu ve Timur ona bu yüzden büyük saygı duyuyordu. İkincisi ise Timur, Altın Orda tahtında kendisine biat edecek ve bir sefere gittiğinde sınır güvenliğini tehdit etmeyecek bir hükümdar olmasını istiyordu. Bu sebeplerle, Timur Toktamış'a oturan, Sabran ve Sunak şehirlerinin yönetimini verdi. Yalnız ilginç olan, bu şehirler, Timur'un elinde değil, Altınorda hükümdarı, Toktamış'ın amcası, Urusa'nın elindeydi. Yani bu bir nevi savaş ilanıydı. Timur, Toktamış'ın emrine bir ordu vererek bu şehirleri almasını istedi. Bu amaçla yola koyulan, Toktamış'ın karşısına ise, Urusa'nın oğlu Kutlukbuğa çıktı. Yapılan savaşta, Kutluk Boğa öldürürse de, Toktamış'ın ordusu dağıldı ve tekrar, Timur'un yanına sığınmak zorunda kaldı. Emir Timur'un, vazgeçmeye niyeti yoktu. Kendisine tekrar askeri destek vererek, Toktamış'ı, bir kez daha altın orada, devletinin üzerine yolladı. Ancak sonuç yine mağlubiyetti. Hatta Toktamış'ın, bu savaştan sonra yüzerek canını zor kurtardığı ve Semerkant'a hiçbir şeyi olmadan, sefil bir halde döndüğü yazılır. Timur, Toktamış'ı üçüncü sefer için hazırlarken, bu esnada Urusan'dan, Semerkant'a bir mektup geldi. Urusan, Toktamış oğlum öldürdü, ya onu, bana teslim et, ya da, gelir kendim alırım, diyordu. Timur'un cevabı ise, kısa ve netti. Toktamış benim, himayemdedir. Eğer kararında ısrar edeceksen, mektuba gerek yok, er meydanını belirle. Toktamış meselesi, Altın Orda Devleti ve Timur İmparatorluğunu savaşın eşiğine getirmişti. İki devlette de savaş için hazırlık yaparken beklenmeyen bir şey oldu. Altın Orda hükümdarı Urusan ansızın hayatını kaybetmişti. Bu Timur ve Toktamış için muazzam bir fırsattı. Timur yine kendisine bir ordu vererek Toktamış'ı Altın Orda topraklarına gönderdi fakat Toktamış yine yenilerek Timur'un yanına geri döndü. Timur baktı ki, Toktamış bu işi kendi başına beceremeyecek, en güvendiği komutanlarından bazılarını yanına vererek ve onu yine ordu ve teçhizatlarla donatarak Altınorda Devleti'nin üzerine 5. seferine gönderdi. Ve nihayet bu savaşta, galip gelerek, zor da olsa, Toktamış'ı Altınorda tahtına oturtmayı başardılar. Timur'un, yoğun uğraşları sonucu hükümdar olan Toktamış'ın ilk işi, Altınorda Devleti'nin hakimiyetini kabul etmeyen, Rus prensliğinin üzerine yürümek oldu tahta, çıktıktan hemen 3 yıl sonra, 1382 tarihinde, Moskova'yı kuşattı. Toktamış, anladığınız üzere, askeri konularda çok yetenekli bir insan değildi. Bu sebeple, Moskova kuşatmasında ilginç bir yol izledi. Kuşatmanın, üçüncü gününde, şehir az miktarda bir savaş tazminatı verirse, kuşatmayı kaldırıp geri döneceğine dair söz verdi. Ruslar da buna inanınca, kalenin kapıları açıldı. Lakin, Toktamış askerlerine birden hücum emri vererek, Moskova'ya girdi, şehir yakılıp yıkıldı. Yağmalanarak, çok sayıda ganimet, elde edildi. 30 binden fazla insansa, katledildi. Bir hükümdarın onuruna yakışmayacak şekilde, elde edilen bu zaferden sonra Toktamış, başkent saraya geri döndü. Emir Timur ise, bu sırada bizzat kendisinin hükümdar yaptığı, Toktamış Han'la olan sınırlarının ihlal edilmeyeceğine güvenerek, gözü arkada kalmadan, İran seferine çıkmıştı. Ancak, seferdeyken kendisine, Toktamış'tan bir mektup geldi. Mektupta, Timur İmparatorluğu'nun hakimiyetinde olan, Harezm bölgesinin önceden, Altın Orda Devleti'ne ait olduğunu ve bu bölgenin, kendisine verilmesini istiyordu. Emir Timur, bu isteğe bir hayli şaşırdı ve elbette reddetti. Toktamış bunun üzerine Timur'un yüzlerce kilometre ötede seferde olmasını fırsat bilerek Timur'u arkadan vurdu. Altın Orda askerleri Harezm'e girdi ve Toktamış hükümdarlık alameti olarak burada kendi adına para bastırdı. Bununla da yetinmeyerek Timur'un en değerli şehirlerinden Tebriz'i kuşattı. Tebriz'de de Moskova'da yaptığı gibi bir miktar altın karşılığı kuşatmayı kaldıracağına dair sözler verdi. Tebriz halkı da buna inanıp kapıları açınca sonuç yine katliam oldu. Toktamış Han Tebriz'i de yağmaladıktan sonra Timur İmparatorluğu'nun topraklarında istediği gibi at koşturup pek çok köyü ve şehri yakıp yıktı. Tüm bu ihaneti İran seferindeyken öğrenen Emir Timur bütün öfkesiyle seferi sonlandırdığı ve Toktamış'a ihanetinin bedelini ödetmek için gerisin geriye yola koyuldu. O esnada Buhara şehrini kuşatmakla meşgul olan Toktamış, Timur'un geldiğini duyunca savaşı göze alamadı ve kendi ülkesine geri çekildi. Emir Timur, kısa bir sefer hazırlığından sonra Altın Orda topraklarına girdi. 1391 yılında Toktamış ve Timur arasında yapılan Kunduzca muharebesinde kazanan tabii ki de Timur'du. Manevi oğlum dediği Toktamış'a belki de son bir şans vermek için ona şöyle bir mektup yazdı. Dostluğumu da, gazabımı da, daha evvel tattın, dilediğini seç ve bana haber ver. Ancak gözünü iktidar hırsı bürümüş olan Toktamış Han'ın, durmaya niyeti yoktu. Dört yıl sonra, Timur'un Şirvan kentine saldırdı ve buradaki tüm halkı kılıçtan geçirdi. Elbette Timur'un merhametinin sınırları da, bir yere kadardı ve Toktamış, bu sınırları çoktan aşmıştı. Emir Timur, hemen karşı saldırıya geçerek, önce Terek Muharebesi'nde, Toktamış ve tüm ordusunu dağıttı. Ardından kaçan Toktamış'ı, takip ederek Altınorda topraklarına girdi. Timur burada, Toktamış'ın tüm büyük şehirlerini yerle bir edip, deyim yerinde ise, Altınorda devletinin kolunu kanadını kırdı. Fakat, kendisini bir türlü yakalayamadı. Emir Timur Semerkant'tan başlayarak, Moskova'ya kadar, ordusuyla yürüyerek ilerlemiştir ki, bu mesafe, 3500 kilometre demektir. Orada pek çok farklı şehre uğraması ve geri dönmesi derken, bu seferinde at sırtında 10.000 kilometreden fazla yol kat ettiği düşünülmektedir. Tüm bu uğraşlar sonucu, Toktamış'ın kellesini alamayan, Timur Altınor'da tahtına adaşı olan, Timur Kutlu'yu çıkararak geri döndü. Tahtsız kalan Toktamış ise, ömrünün son 10 yılını, sefil bir halde, kaçak hayatı yaşayarak geçirdi. En sonunda da yine askerlerden kaçarken atıyla uçuruma yuvarlandı ve 1405 tarihinde hayatını kaybetti. Videolarımın devamı için kanalıma abone olabilir, diğer videolarıma göz atabilirsin.